Merhaba arkadaşlar. Size poğaça yapacağım. Malzemelerimi sayacağım. Beyaz peynir, kaşar peynir rendeledim. İçine maydanoz kattım. Burada ılık suyumuz var önce. Onun içine bir paket yaş mayamızı koyalım. Ben malzemeler sayana kadar o erisin. Bir kaşık da şekerimiz var. Bu erirken bir kaşık mahlebimiz gene. Bir kaşık tuzumuz. Tatlı kaşığıyla. Bir tane karbonatımız. Bir bardak yoğurdumuz. Bir bardak sıvı yağımız. Bir bardak gazozumuz. İki tane de yumurtamız var. Burada. Unumuz. Üzeri için susamımız. Haşhaşımız. İsteyen çörek otu atar. Ben ikisini kullanacağım. Ve şimdi malzemelerini sırasıyla karıştırmaya başlayacağım. Önce bir eritelim bunu. Evet, ılık bir bardak suyumuzla mayamızı, şekerimizi erittik. Şu anda dibinde şeker kalmadı. Eridi. Bunu kenara koyalım. Şimdi yumurtamızın beyazını içine, sarısını yüzüne kullanacağız. Evet. Evet, poğaça ve hamurumuzu bezledik. Açıyoruz. İçine haşlarımızdan koyacağız. Şimdi kapatacağız. Buradaki harcımızdan bol bol koyacağız. Şimdi ağzım bu şekilde
Kapatacağız. Şimdi yüzeye yumurtamızı süreceğiz. Biraz simyar koyuyoruz. Hem parlak hem kurumaması için. Birazcık da pekmez koyacağız. Güzel kızarması için. Evet, fırınımız sıcak. Yani çalıştırdık sonunda. İki kap kuruyor. İkinci göze. Diğer üstten ikinci göze. Kapatıyoruz. 25 dakika pişecek. 25 dakikada eğer tam kızarmazsa süreyi artırabiliriz. Eğer kızardıysa düşürebilirsiniz. Fırınıza göre ayarlayın. Çünkü baktığımız zaman zaten kızarıp kızarmadı. Gözü kızardıysa da içi pişmiş oluyor zaten. Evet, bulaşığımız pişti. Fırınımız çağırıyor. Fırınımızı kapatalım. Evet, tepsilerimizi alıyoruz. Tepsileri fayasa koymamız lazım ki diğer yere, başka yere, halıya falan koyduğunuz zaman sıcağıyla yapıştırır.